Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Futur 1. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde Futur 1 ile şöyle bir giriş yapmıştık. Bu dersimizde Futur 1 yani gelecek zamanla ilgili örneklerle bu durumu daha da bir pekiştiriyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, önceki dersimizde Futur 1 konusuna giriş yapmıştık. Ne yapmıştık orada hatırlayın. Werden fiilini, yani bu yardımcı fiil olan werden'i çekimlemiştik. Şöyle bir hatırlayalım. Ich için ne demiştik? Ich werde, du için du wirst. Üçüncü tekil er, sie, es için burada ne yapmıştık arkadaşlar? Wird olarak çekimlemiştik, öyle değil mi? Wir werden, ihr werdet. Nezaket formu sie ya da üçüncü çoğul dediğimde ne oluyordu? Gene sie werden olarak ele alınıyordu değil mi? Şimdi burada bu öğrenmiş olduklarımızı bu örneklerle daha da bir oturtuyor olacağız. Şimdi ilk satıra baktığımızda şimdiki zaman ve geniş zamanı görüyoruz. Burada okla işaret etmiş olduğum cümle ise arkadaşlar Futur 1 olarak nasıl ele alınır onu görüyor olacağız. Şimdi ilk cümleye baktığımızda ne diyor arkadaşlar? Ich sage dir jetzt deine Zukunft vorher. Burada baktığımızda arkadaşlar ayrılabilir bir fiil var. İlk benim gözüme çarpan o. Vorher sagen önceden söylemek demek arkadaşlar. Yani tahminde bulunmak, önceden söylemek anlamında. Jetzt neydi? Şimdi demekti. Deine Zukunft senin geleceğini değil mi? Şimdi burada geniş zaman içerisinde ne diyor cümlemiz? Ben sana şimdi senin geleceğini söyleyeceğim diyor değil mi? Bunu geniş zamanda ele alıyoruz. Şimdi biz bunu Futur 1 kalıbıyla ele alacak olursak bu kalıp neydi? Az önce çekimlemiş olduğumuz werden yardımcı fiiliyle beraber kullanılıyordu. Hatırlarsınız bunu hatta modal fiillerde ne yapıyorduk cümlenin içerisinde? Modal fiili çekimliyorduk değil mi? Ve asıl fiilimi ne yapıyordum? Mastar halde cümlenin sonunda bırakıyordum. Öyle değil mi? Futur 1 de yine aynı mantıkta arkadaşlar. Yani söz gelimi ich schwimme dediğimde ben yüzüyorum. Ben yüzebiliyorum derken ne derim? Ich kann schwimmen derim değil mi? Buradaki mantık Futur 1 için de geçerli. Dolayısıyla bakın ilk satıra baktığımda ayrılabilir fiil vorher sagen ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek ve yardımcı fiilim werden'i ne yapacağım? Devreye sokacağım. Dolayısıyla ben sana senin geleceğini ne yapacağım değil mi? Önceden söyleyeceğim anlamına gelen vorher sagen'i işin içerisine kattığımızda bakın ne oluyor? Ich werde dir jetzt deine Zukunft vorher sagen, ben sana, demek ki dir değil mi? Ben sana şimdi deine Zukunft, senin geleceğini söyleyeceğim diyecek olursak demek ki ich werde dir jetzt deine Zukunft vorher sagen demiş oluyoruz. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor cümlemiz? Du machst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut. Evet. Ne diyor? Sen, şimdi bu geniş zamanda ya da şimdiki zaman içinde kullanabiliriz bunu. Dein Diplom machen arkadaşlar bu bir kalıp şu anlama geliyor. Sen lisans yapacaksın. Yani üniversite eğitimini tamamlayacaksın gibi de düşünülebilir. Als Physiker, fizikçi olarak lisansını yapacaksın. Mit der Note, mit der Note'dan kısıt arkadaşlar. İşte şu notla sehr gut, çok iyi değil mi? Ne güzel bir cümle. Ne diyor? Sen diplomanı, yani buradaki kasıt üniversite eğitimini fizikçi olarak çok iyi notuyla değil mi? Peki iyi deriz değil mi? Peki iyi notuyla tamamlayacaksın dediğimizde demek ki Du machst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut. Bakın burada cümle aslında gelecek zamanı çağrıştırıyor. Evet ama Futur 1 değil. Yani bunu geniş zaman içerisinde aslında bir nevi gelecek zamana bir gönderme var. Evet ama Futur 1 yapısını işin içerisine kattığımızda ne yapmamız gerekiyor? Yardımcı fiilim werden'i işin içine katmam gerekiyor öyle değil mi? Dolayısıyla burada ne olacak? Du
Do'ya göre werden'e ne yapacağım? Çekimleyeceğim. Du wirst olacak ve mache, bakın buradaki machst ne olacak arkadaşlar? Cümlenin sonuna gidecek. Bakıyoruz. Du wirst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut machen. Bakın her şey yerli yerinde, farkındaysanız. Sen fizikçi olarak üniversite eğitimini, değil mi, çok iyi notuyla tamamlayacaksın gibi de Türkçe'ye çevrilebilir bu cümle. Dolayısıyla du wirst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut machen demiş oluyoruz. Ve böylelikle Futur 1 yapısını işin içerisine katmış oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Harvard Universität bietet dir eine Stelle an. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Anbieten sunmak demek arkadaşlar. Bu da gene ayrılabilir bir fiil. Eine Stelle, bir pozisyon. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Harvard Üniversitesi sana bir pozisyon sunacak diyor, değil mi? Sana bir iş verecek demeye getiriyor. Bakın burada da gene bir gelecek zaman var ama bu geniş zaman içerisinde kullanılan olağan bir cümle, değil mi? Bietet an demek ki unbeaten ayrılabilir fiil olarak karşımıza çıkıyor, değil mi? Burada demek ki neymiş? Sunmak demekmiş. Harvard Üniversitesi sana bir pozisyon sunacak, sana bir iş sunacak diyor. Şimdi biz bu yapıyı arkadaşlar werden yapısı içerisinde ele alacağız. Dolayısıyla ne olacak? Bakın, die Harvard Universität wird dir eine Stelle anbieten. Bakın burada arkadaşlar die Harvard Universität üçüncü tekil gibi düşünelim. Gibi değil, o. Değil mi? O Harvard Üniversitesi sana bir iş teklifinde bulunacak anlamına gelen, değil mi? Sana bir pozisyon sunacak anlamına gelen die Harvard Universität wird dir eine Stelle anbieten denildiğinde demek ki, değil mi, gelecek zamanda, yani Futur 1 olarak bu anlamı Futur 1 olarak vermiş oluyoruz. Dördüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Du verliebst dich in eine berühmte Schauspielerin. Evet, sich verlieben, bu da gene refleksif bir fiil arkadaşlar. Sich verlieben, aşık olmak demek. Dolayısıyla eine berühmte, berühmt neydi? Ünlü demek arkadaşlar. Schauspielerin, bu da bir bayan oyuncu, değil mi? Aktris. Bunu ne için kullanıyorduk arkadaşlar? Schauspieler ya da Schauspielerin, sinema artistleri için olabileceği gibi tiyatro oyuncuları için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla ünlü bir oyuncuya aşık olacaksın diyor cümle. Du verliebst dich in eine berühmte Schauspielerin. Anlam olarak gelecek zaman gibi, evet. Ancak Futur 1 yapısını işin içerisine kattığımızda, yani werden'i işin içerisine kattığımızda ne olacak? Du wirst dich in eine berühmte Schauspielerin verlieben diyeceğiz, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bakın, ikinci pozisyonda yardımcı fiilim werden ve asıl fiilim, bakın, verliebst ne oldu? Cümlenin sonuna gitti ve verlieben olarak mastarda kalıyor. Bu durumda sen ünlü bir oyuncuya aşık olacaksın denildiğinde demek ki du wirst dich in eine berühmte Schauspielerin verlieben demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, ich sage dir jetzt deine Zukunft vorher, ben sana şimdi senin geleceğini önceden söyleyeceğim anlamına gelen bir cümle görüyoruz. Bakın burada vorher sagen ayrılabilir fiil olduğu için bu şekilde kullanılıyor. Yani olması gerektiği gibi. Deine Zukunft, senin geleceğin, jetzt, şimdi, dir, sana. Dolayısıyla ben sana şimdi senin geleceğini söyleyeceğim demiş oluyoruz. Bu yapıyı şimdi Futur 1 olarak ele aldığımızda demek ki ne yapacakmışız arkadaşlar? Werden yardımcı fiilinden destek alacağız. Bu durumda ich werde dir jetzt deine Zukunft vorher sagen. Ne olmuş arkadaşlar? Vorher ve sage, değil mi, ayrılabilir fiil olduğunda werden yapısı için içerisine katıldığından dolayı mastar halde ve cümlenin sonuna gitmiş oldu. Bu durumda ich werde dir jetzt deine Zukunft vorher sagen demiş olduk.
İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, Du machst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut cümlesini görüyoruz. Demek ki sen fizikçi olarak ne yapacaksın? Üniversite eğitimini mit der Note sehr gut, pek iyi notuyla tamamlayacaksın anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunu, bu cümleyi biz Futur 1 olarak yorumladığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Demek ki werden yapısını işin içerisine katmam gerekiyor. Ne oluyor? Du wirst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut machen demiş oluyorum. Bakın demek ki du machst'daki du machst ne oluyormuş? Machen olarak değil mi? Cümlenin sonuna mastar olarak gidiyor ve du wirst yapısı işin içerisine katılmış oluyor. Üçüncü örneğe baktığımızda die Harvard Universität bietet dir eine Stelle an. Anbieten demek ki sunmak demek. Eine Stelle pozisyon ya da iş değil mi sana sunuyor. Demek ki Harvard Üniversitesi sana bir iş sunacak, sunuyor anlamında geniş zamanda ne yapmış oluyoruz? Bu cümleyi görüyoruz. Şimdi işin içerisine Futur 1 yani werden yapısını katacak olursak die Harvard Universität wird dir eine Stelle anbieten şeklinde, bakın buradaki bietet an ne oldu? Mastar olarak anbietene dönüştü değil mi? Ve wird neden wird oldu? Üçüncü tekil değil mi? Die Harvard Universität üçüncü tekil olduğundan dolayı wird olarak ne oldu? Çekimlenmiş oldu. Dördüncü örneğe baktığımızda du verliebst dich in eine berühmte Schauspielerin. Sen aşık olacaksın. Bakın refleksif. Sich verlieben değil mi? Refleksif fiili görüyoruz. In eine berühmte Schauspielerin. Ünlü bir aktrise aşık olacaksın ya da oyuncuya aşık olacaksın denildiğinde demek ki bunu ne yapmış oluyoruz? Geniş zamanda görüyoruz. Ancak Futur 1 olarak görecek olursak ne yapacağız? Demek ki werden yapısını işin içerisine kattığımızda du ne olacak? Wirst olacak. Bu durumda du wirst dich in eine berühmte Schauspielerin verlieben demiş olacağız. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich sage dir jetzt deine Zukunft vorher. Ich sage dir jetzt deine Zukunft vorher. Ich werde dir jetzt deine Zukunft vorhersagen. Ich werde dir jetzt deine Zukunft vorhersagen. Du machst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut. Du machst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut. Du wirst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut machen. Du wirst dein Diplom als Physiker mit der Note sehr gut machen. Die Harvard Universität bietet dir eine Stelle an. Die Harvard Universität bietet dir eine Stelle an. Die Harvard Universität wird dir eine Stelle anbieten. Die Harvard Universität wird dir eine Stelle anbieten. Du verliebst dich in eine berühmte Schauspielerin. Du verliebst dich in eine berühmte Schauspielerin. Du wirst dich in eine berühmte Schauspielerin verlieben. Du wirst dich in eine berühmte Schauspielerin verlieben. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Ihr heiratet und bekommt 5 Kinder. Heiraten neydi arkadaşlar? Evlenmek. 5 Kinder bekommen. Bekommen elde etmek. 5 çocuğunuz olacak diyor değil mi? Siz evleneceksiniz ve 5 çocuğunuz olacak. Tabi bunu geniş zamanda görüyoruz şimdi bunu. Ne yapacağız? Futur 1 olarak ele alacağız. Bu durumda ne olacak bu? Werden ile anılacak. Bu durumda heiratet ne olacak arkadaşlar? Mastarda heiratın bekommt fiili ne olacak? Bekommen ne olacak? Bu durumda ihr werdet heiraten und 5 Kinder bekommen. Bakın 2 tane fiil demek ki ne oluyor? Mastara dönüşüyor ve asıl fiilim yardımcı fiil olarak ele aldığım werden ne oluyor? Ihr'e göre çekimlenmiş oluyor ve ihr werdet heiraten und 5 Kinder bekommen. Evleneceksiniz ve 5 çocuğunuz olacak deniliyor değil mi? Evet, 6'ya baktığımızda
Eure Kinder sind sehr klug und hübsch. Evet, eure yani eure'den kasıt neydi arkadaşlar? Sizin değil mi? Karşımda iki ve daha fazla insan olduğunda ne diyordum? Eure diyordum. Neden eure oldu? Çünkü burada bir çoğul yapı var değil mi? Sizin çocuklarınız dediğimizde demek ki eure Kinder sind sehr klug, klug, zeki, çok zeki und hübsch, güzel değil mi? Çocuklarınız çok zeki ve güzel anlamına geliyor. Şimdi bu geniş zamanda bunu Futur 1 yapısı içerisinde ele aldığımızda ne olacak? Eure Kinder werden sehr klug und hübsch sein. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Buradaki sind mastar hale büründüğünde ne olacak? Sein olacak ve ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek. Bu durumda eure Kinder werden sehr klug und hübsch sein demiş olacağız. Ve sıra son örneğimizde ne diyor? Deine Frau bekommt den Oscar und du erhältst den Nobelpreis. Ne güzel bir cümle. Değil mi? Şimdi öncelikle bir anlamlandıralım. Den Oscar bekommen, Oscar'ı almak demek arkadaşlar. Den Nobelpreis erhalten, mastar olarak baktığımızda Nobel ödülü almak. Şimdi erhalten ve bekommen aslında baktığımızda aynı anlamlarda arkadaşlar. Çünkü elde etmek, almak anlamında. Dolayısıyla deine Frau bekommt den Oscar, karın Oscar alacak değil mi? Und du erhältst den Nobelpreis, ve sen de Nobel ödülünü alacaksın diyor. Değil mi? Şimdi biz bu iki yapıyı Futur 1 şeklinde ele aldığımızda ne olacak? Şimdi benim dikkat etmem gereken bekommt fiili var. Bir de erhältst fiili var. Tabi bu haliyle çekimlenmiş olarak ele alınıyor. Şimdi biz bunu mastar hale taşıdığımızda ne olacak? Bekommen olacak ve erhältst, erhalten olacak. Bakalım. Deine Frau wird den Oscar bekommen. Yani ne diyor arkadaşlar? Senin karın Oscar'ı alacak dediğimizde demek ki deine Frau wird den Oscar bekommen. Bakın az önce du erhältst den Nobelpreis. Şimdi du erhältst den Nobelpreis. Bunu gelecek zaman Futur 1 olarak yaptığımızda ne olacak? Du wirst den Nobelpreis erhalten. Bakın erhältst demek ki mastarda erhalten oluyor. Demek ki biz bu iki şeyi, yapıyı und ile bir araya getirdiğimizde ne olacak? Deine Frau wird den Oscar bekommen und du wirst den Nobelpreis erhalten demiş olacağız. Değil mi arkadaşlar? Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümlelerin şöyle bir üstünden bir geçelim. Şimdi 5. örneğe baktığımızda demek ki ihr heiratet und bekommt 5 Kinder, evleniyorsunuz ve 5 çocuğunuz oluyor. Bu geniş zamanda. Futur 1 olduğunda ihr werdet heiraten und 5 Kinder bekommen, evleneceksiniz ve 5 çocuğunuz olacak demiş oluyor. Değil mi cümle? 6. örneğe baktığımızda eure Kinder sind sehr klug und hübsch. Sizin çocuklarınız çok zeki ve güzel. Şimdi bu geniş zamanda Futur 1 yaptığımızda neyden destek alıyoruz? Werden fiilinden destek alıyoruz. Bu durumda eure Kinder werden sehr klug und hübsch sein. Tabi burada werden olarak ele aldık. Neden? Çünkü burada üçüncü çoğul var değil mi? Sizin çocuklarınız olacak derken değil mi? Bakın buradaki eure sizi yanıltmasın. Die Kinder werden, yani die Kinder'dan kasıt üçüncü çoğul olmuş oluyor. Sizin çocuklarınız, bu da gene üçüncü çoğul olmuş oluyor. Eure Kinder werden sehr klug und hübsch sein cümlesinde demek ki sizin çocuklarınız çok zeki ve güzel olacak diyor değil mi? 7. örneğe de baktığımızda deine Frau bekommt den Oscar und du erhältst den Nobelpreis. Senin karın Oscar'ı alacak ve sen Nobel ödülünü alacaksın diyor cümle. Bunu werden yapısı olarak ele aldığımızda demek ki deine Frau wird den Oscar bekommen und du wirst den Nobelpreis erhalten şeklinde demek ki ne yapmış oluyoruz? Futur 1 değil mi? Bu yapı içerisinde bunu gelecek zamana taşımış oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr heiratet und bekommt 5 Kinder.
Ihr heiratet und bekommt 5 Kinder. Ihr werdet heiraten und 5 Kinder bekommen. Ihr werdet heiraten und 5 Kinder bekommen. Eure Kinder sind sehr klug und hübsch. Eure Kinder sind sehr klug und hübsch. Eure Kinder werden sehr klug und hübsch sein. Eure Kinder werden sehr klug und hübsch sein. Deine Frau bekommt den Oscar und du erhältst den Nobelpreis. Deine Frau bekommt den Oscar und du erhältst den Nobelpreis. Deine Frau wird den Oscar bekommen und du wirst den Nobelpreis erhalten. Deine Frau wird den Oscar bekommen und du wirst den Nobelpreis erhalten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Futur 1 ile ilgili örnekleri çözmüş olduk. Futur 1 burada bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Sonraki derslerimizde çeşitli formlar içerisinde bu konuları ve başka konuları zaten harmanlıyor olacağız. Bunu bir maya gibi bir nasıl derler, bir ekmek mayası gibi düşünmekte fayda var. O mayanın içerisine sürekli bir şeyler katılıyor ve başka formlar da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla derslerimizi takip etmeyi ihmal etmeyelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.